Yaz ayının en beklenilen zamanlarından biri sonunda geldi. Bu videoda Steam yaz indirimlerinde alabileceğiniz oyunlara, bu oyunların Game Pass'te olup olmayacağı ve Türkçe dil desteğinin olup olmadığı hakkında bilgi vereceğim. Ama yatırım tavsiyesi değildir. İyi seyirler dilerim. Metro serisi. Oyun dünyasının klasiklerinden olan Metro serisinin ciddi ciddi ilk oyunu Metro 2033 Redux 3 lira 10 kuruşa, ikinci oyunu Metro Last Light Redux 4 lira 65 kuruşa satılıyor. Yani utanmasalar sadaka verir gibi oyunu beleşe verecekler. Kaldı ki beleşe de verirler zaten. Öyle yani. Biraz gırgır şamata olsun dedim ya. Neşe olsun biraz. Bunun yanı sıra Metro Exodus ise 37 lira 40 kuruşa, İki DLC ile birlikte olan paketli ise 46 lira 80 kuruşa satılıyor. Ayrıca serinin her bir oyunu bu kadar mükemmel grafiklere, hikayeye, atmosfere sahipken üstüne üstelik bu kadar uygun fiyat olması seriyi tekrardan aşık etmiş olabilir. Reisle geldim, reisle giderim. Neden kral? Adam gibi adam. Her önüne gelen reise saldırıyor kardeşim. Ulan dünya bir düşmanısa bir adama bil ki bu adam Barcelona'dan daha iyi top oynuyor kardeşim. Döndürüyor. Adam gibi adam lan. Ölürsem onun ölürüm kardeşim. Ayrıca Metro serisi Game Pass'te bulunmuyor. Ha, ama bu fiyatları satılıyorken bir zahmet olmayı versin, boş verin. A Story About My Uncle. Eminim bu oyunu sürekli görüp adını bilmiyorsunuzdur. Ya da biliyor da olabilirsiniz. Ama işte oyun bu oyun. Ve üstelik 5 liralık fiyatı bulunuyor. Bildiğin 5 lira yani. Kısaca hikayeden bahsedecek olursam, bir gün ana karakterin kızı uyumuyor ve babasından bir hikayeyi anlatmasını istiyor. Babası ise geçmişte yaşadığı ve bu oyunun hikayesi olan hikayeyi anlatmaya başlıyor. Bu hikaye ise bir gün ana karakterin dayısı ortalıktan kayboluyor. Onu bulmak için evini arayan yeğeni, yani kıza hikayeyi anlatan baba, evde bazı şeyler buluyor. Bunlardan biri de zırha benzeyen özel bir giysi. Ardından bu giysiyi giyip üşünüyor. Sonrasında ise bir portal bulan ana karakter portalı çalıştırıyor. Bu portalı çalıştırması sonucu bulunduğu platform onu yukarı fırlatıyor ve kendisini bambaşka bir yerde buluyor. Ve böylece çeşitli parkurlar yaparak kaybolan dayısını bulma macerası başlıyor. Ayrıca Game Pass'te bulunmuyor ama beta aşamasında resmi Türkçe dil desteği var. BitCup. 80'li yıllarda geçen piksel polisiye oyunu olan BitCup'ın hikayesi şöyle. Jack Kelly eski bir dedektiftir. Kendisi bir elmas hırsızı olayında bulunmuştur. Kendisine açılan soruşturmada polislik işine girer. 3 hafta civarı süren polislik serüveninde kendisinin suçlu olmadığına dair kanıtları bulması, masum olduğunu kanıtlaması ve bunun ortaya çıkarması gerekiyor. Tabi bunları yaparken polislik işini aksatmamalı, bir yandan hatalı park eden arabalara ceza yazarken bir yandan da sorumlu olduğu sokakta devri atması gerekiyor. Ayrıca oyunda birden fazla sonda bulunuyor. Bunun yanı sıra Türkçe dil desteği bulunuyor ama maalesef oyun Game Pass'te yok. God of War. Dünya çapında 190'dan fazla ödül almış bir oyunu 197 lira 40 kuruş almak mı? Animasyonları, oynanışı, epikliği, sahneler arası loading ekranın olmaması ve dahası. Ayrıca Game Pass'te var mı diye söylememe gerek yok sanırım. Ne de olsa PlayStation oyunu. Game Pass'te olma ihtimali yok gibi yani. Ama tabii ki Türkçe altyazı bulunuyor. Call of Juarez Gunslinger. Bu oyun RDR2 için o kadar verecek param yok ama Vahşi Batı'da geçen mekanikleri evlendiren bir oyun istiyorum diyenleri ilgilendirebilecek bir oyun. Hatta bir RDR2 deneyimi vermiyor. Ama Vahşi Batı teması ve oynanışın eğlenceli oluşu yapımı farklı bir oyun yapıyor. Game Pass'te bulunmuyor. Resmi Türkçe dil desteği yok ve 12 lira 20 kuruşluk fiyatıyla satışta. Dying Light serisi. Dying Light, Türkçe isimlere sahip karakterlerin, Türkiye'den esinlenmiş haritanın ve Türk bayraklı kıyafetin olmasıyla Türkiye'de oldukça ilgi gören bir yapım. Bunun yanı sıra Dying Light ve Dying Light 2'nin fiyatları da indirim zamanları uygun fiyatlara düşüyor. Hatta ilk Dying Light oyunun indirimsiz fiyatı bile 59 lira. Bu indirimde ise ahan da bu kadar DLC'nin bulunduğu Dying Light Definitive Edition 19 lira 80 kuruş, Dying Light 2 ise 174 lira 50 kuruş. Günümüzde büyük çaplı yeni oyunların yüksek fiyatlarındansa Dying Light 2 bence oldukça uygun fiyatta. Ayrıca ben Dying Light 2 oynarken hiç kapamadan 13 saat oynamışlığım var. Evet, 13 saat. Beni o kadar içeri çekti ki günümün 13 saatini burada harcıyordum. Yani o kadar seviyorum ve beğeniyorum. Ayrıca Game Pass'te bulunmuyor ama her iki oyunda da resmi Türkçe dil desteği var. Crysis Remastered serisi. General Patton adına, nedir lan bu? Madem Türkiye'de çok ilgi gören bir oyundan bahsettik, buna Crysis serisini de eklemesem olmaz. Türkçe dublaj oluşuyla gönüllerde yerini alan bu seri yakın zamanda remasterlanmıştı. Bir de üstüne uygun fiyatla satıştayken indirimle daha da uygun oldu. 3 Crysis Remastered oyununun da bulunduğu Crysis Remastered Trilogy paketi 51 lira 31 kuruşa güzel bir fiyata düştü bence. Ayrıca 3 oyunda Game Pass'te bulunuyor ve 3 oyunda ilk başta da bahsettiğim gibi Türkçe altyazı ve Türkçe dublaja sahip.
The Walking Dead serisi. İlk iki oyunuyla oyun dünyasının en üzücü ve duygusal hikayelerinden birine sahip bu seri, serinin ilk oyunuyla yılın oyun ödülü dahil 9 ödül kazanmıştı. Defalarca kez bitirmeme rağmen hep içine çekiyor ve hep etkiliyor beni. İçinde Telltale The Walking Dead'in 4 sezonu, 400 Days DLC'si ve The Walking Dead Mishoni'nin bulunduğu The Walking Dead Telltale Definitive Series 30 lira 80 kuruş. Resmi Türkçe dil desteği olmasa da 1. 2. ve final sezonu Game Pass'te bulunuyor. Red Dead Redemption 2. Fiyatı 1150 TL'ye yükselince göğsümün daraldı, kalbimin sıkıştığı oyun. Neyse ki bu indirim döneminde tekrardan alınabilecek fiyata düştü. Alamayan, ucuz fiyattayken kaçıranlar bu yaz indiriminde 379 lira 50 kuruşa alabilir. Game Pass ve Türkçe dil desteği ise bulunmuyor. Batman Arkham Collection. Karanlık, tehlikeli ve kalabalık ıssızlığın tanımı olan Gotham şehrinin muhafızı Batman'i konu alan Batman Arkham serisi, Batman Arkham Collection'da 2 Game of the Year sürümü, 1 adet normal sürümü ve Season Pass ile toplam 15 lira 30 kuruşa satışta. Yani 3 oyun artı Season Pass içeriyor. Dishonored 1 ve 2. Oyun dünyasında ikonikleşmiş oynanışıyla yerini alan Dishonored oldukça iyi indirimler aldı. Hatta %75 ve %80 gibi yüksek indirimler mevcut. Serinin ilk oyunu Dishonored 22 lira 25 kuruş, Dishonored 2 ise 51 lira 80 kuruş. Sanırım daha önce oynamamış olsam bu fiyattayken alırdım. Çünkü Dishonored'ın oynanışına o kadar bayılmıştım ki bazen alakasız bir oyunda bile ulan şu an Dishonored'da olsaydım bak şuradan şuraya şak diye geçerdim diye düşünüyorum. Yani aklımda o kadar yer etmiş ki durduk yere alakasız bir oyunda aklıma geliyor ve Dishonored oynadığımı falan düşünüyorum. Ayrıca oyunda Türkçe dil desteği bulunmasa bile en azından Dishonored Game Pass'te bulunuyor. Yani Dishonored'ı Game Pass'te oynayabilirsiniz. Dead Cells. Türünün en sevilen oyunlarından biri. Öyle ki Steam incelemeleri %97 ile son derece olumlu. Ayrıca öl ve tekrardan başla mantığı biraz, tabi birazdan da fazla, yoksa da oynanışı ve sürükleyiciliğiyle beni oyunda tutmayı başardı. Ayrıca hem Türkçe dil desteği var hem de Game Pass'te bulunuyor. GTA 4 The Complete Edition. Serinin GTA 5 ile atışan oyunu diyebilirim. Bir taraf en iyisi GTA 5 derken diğer taraf en iyisi GTA 4 diyor. Hani aynı limon mu sirke mi tartışması gibi yani. Ama siz en iyisi bu tartışmaları kafaya takmadan GTA 4 atmosferinde oynamanıza bak. Ve bu arada Game Pass'te bulunmuyor. Ayrıca Türkçe dil desteği maalesef yok. Marvel Spider-Man Remastered. Yapılmış en iyi Spider-Man oyunu diyebiliriz sanırım. Detaylarıyla, mükemmel grafikleriyle, oynanışıyla çıktığı yıl en iyi oyunlarından biri olabilirdi. Ama tabii God of War ve Red Dead Redemption 2 gibi rakipleri vardı. Yine de bu kötü bir oyun olduğu anlamına gelmiyor. Bir de ağ atarak şehri gezmek o kadar keyifli ve eğlenceli ki, istersen oyunun hikayesini al çöpe at şehirde gez toz. Hiç fark etmez, her türlü sarıyor. Forza Horizon 4. Biliyorum her ne kadar Game Pass'ta olsa da koleksiyon yapmayı seven ama bizzat bana ait olmazsa oynayamıyorum diyenler var. Haliyle onlar için Forza'yı listeye almak isterim. Serinin 5. oyunu çıksa da 4. oyun bence hala taş gibi. Çok eğlenceli, keyifli ve sarıyor. Lakin ben Forza standart sürümündense Ultimate sürümünü tercih ediyorum. Anca böyle zevk çıkıyor çünkü. Piksel grafikli oyun sevenlerin hoşuna gidebileceğini düşündüğüm yapım. Halihazırda oldukça ünlü bir oyun ama hala almamış veya bilmeyenler için listeye koymadan geçmek istemedim. Ve böylece bir indirim dönemine ait videonun sonuna geldik. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın.